Evet değerli arkadaşlar spor tarihi bölümümüzle devam ediyoruz. Spor tarihinde özellikle ilk çağlardan başlayarak arkadaşlar ta ki Cumhuriyet dönemindeki spor anlayışına kadar spor tarihi geniş bir kapsamı içermekte. Ve Beden timi, Spor'un temelleri bölümünün en fazla soru gelen bölümü olduğunu unutmayınız değerli arkadaşlar. Bu bölümümüz için önemlidir. Spor tarihine baktığımızda değerli arkadaşlar insanlar öncelikle spor yaparken spor bizim için özellikle insan ürünü bir faaliyet olarak karşıya çıkar. Ve mesela biz diyoruz ki kazanmak amacıyla yapılır. Ve spor yaparken özellikle bilinçli bir yaklaşımdır. Hani mesela insanların işte bir mağaradan bir mağaraya doğru gidip koştukları olay spor değildir. Adam ne yapmış? Mesela bir taş atmış bu taşı attıktan sonra bir sonraki taşı daha uzağa atmak için ne yapmıştır? Mesela bir antrenman yapmıştır değerli arkadaşlar. Ve bu şekilde spor aslında kendiliğinden ortaya çıkmış bir unsur değildir. Spor tamamen insan eliyle ortaya çıkmış bir unsurdur. Kıymetli arkadaşlar ilk çağ medeniyetlerindeki spor anlayışlarına kısa bir şekilde değinelim. Değerli hocalarım bakın. İbraniler denildiği zaman yani Yahudilerde şöyle bir mantık vardı spor anlayışı. Babalarının en önemli görevlerinin çocuklarına yüzme öğretmek olduğunu aşılayan bir spor anlayışı mevcuttur. Yüzme gelişmiştir İbranilerde. Bununla beraber dini esaslara dayanarak değerli arkadaşlar top ile oynanan, top ile yapılan spor branşları İbranilerde pek fazla yer verilmemiştir değerli arkadaşlar. Ve Çinlilere geldiğimiz zaman Çinliler bize diyor ki Hareketsiz yaşamın insan sağlığını olumsuz etkilediğini savunan bir yapıdır aslında. Aynı zamanda işte tıbbi cimnastiklerin nefes alıştırmaları yapılması gerektiğini yani sporun sağlık amacıyla ya da sağlık yönüyle arkadaşlar önemli olduğunu savunur Çinliler. Ve özellikle burada işte tıbbi cimnastikler nefes alışverişleri ve tamamen hareketli bir yaşam sürülmesini savunurlar Çinliler. Bunun tam tersi olarak da arkadaşlar kas sisteminden dolayı Hintlilerde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Hintliler bu olayı aslında hareketsiz bir yaşam olarak görmüştür. Mesela yoga, meditasyon gibi daha çok psikolojik spor branşlarıyla daha fazla ilgilenmişlerdir. Değerli arkadaşlar Hintliler. Ve devam ediyoruz. Yunanlara geldiğimiz zaman Yunanlar zaten olimpiyat tarihiyle bizim için spor anlamında en önemli değişiklikleri yapan bir medeniyettir değerli arkadaşlar. Yunanlarda cimnastik kutsal olarak görülmüş ve değerli arkadaşlar vücut güzelliği ve güç kazanmanın en önemli olduğu yapıların başında gelecektir. Babil ve Asurlar arkadaşlar bildiğiniz üzere zaten daha çok deniz kenarlarındaki bir medeniyet olduğu için yüzmenin ve arkadaşlar kendilerini savunmak için de ok atıcılığının gelişmiş olduğu bir medeniyet formudur. Ve değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Spartalılara geldiğimiz zaman zaten filmlerden de görmüş olduğumuz gibi şey i̇şte şarkılar, şarkılar eşliğinde savaşa giden ve aynı zamanda bu şarkılarla beraber daha çok disk atma, işte cirit atma, ok atıcılığı, kılıç kalkan gibi arkadaşlar savaş özellikleri bulunan yani savaş talimleri, askeri talimlerin bulunduğu bir alandı aslında Spartalılar. Bunun yanı sıra bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. İlk antrenörlük kitabı mesela arkadaşlar çıktığı zamanlarda Hititler tarafından at antrenörlüğü olarak Arkadaşlar karşımıza çıkacaktır değerli hocalarım. Devam ediyoruz. Eski Türklerde yapılan sporlar Buraya gelmeden arkadaşlar birkaç tane önemli bilgimiz var. İşte mesela ilk spor yazılı, yazılı olan ilk spor kuralları değerli arkadaşlar. İlk spor kuralları mesela Atina'da arkadaşlar yazılmış ve güreş alanında yapılmaya çalışmış. Hesus tarafından Atina'da güreş branşı arkadaşlar bilinen ilk yazılı spor kurallarıdır. Bununla beraber ilk çağdaş spor kurallarına baktığımız zaman ise bu da arkadaşlar İngiltere'de Queensberry sporlar, sporlar olarak Queensberry Federasyonları olarak bilinen değerli arkadaşlar boks tarafından boks sporu yapılmıştır diyoruz. Önce güreş sonra boks. Çağdaş dersi arkadaşlar Queensberry kuralları İngiltere'de yapılmıştır. Boks için yapılmıştır. Çağdaş olmayan derse değerli arkadaşlar ne diyeceğiz? Atina'da güreş arkadaşlar yapılmıştır. Ve buraya baktığımızda değerli arkadaşlar eski Türklerde yapılan spor formları sürekli sınavda karşımıza çıkan e, formatta bir e, soru formatı aslında. Ve bu da Gökbörü, Kızbörü, BG, Çöğen. Kız kovar oyunu aynı zamanda 2022 yılı KPSS sınavı sorusudur. Binecilik ve tepuk gibi soru konu başlıklarımız yer alacaktır. Değerli arkadaşlar başlıyoruz. Gökbörü oyunu. Arkadaşlar Gökbörü kafası ve bacakları kesilmiş oğlak olarak adlandırdığımız bu formun bulunduğu bir oyundur. Oğla arkadaşlar at üstünde iki tane takım şeklinde yapılır. At üstünde oğla arkadaşlar tay kazanı dediğimiz yapının içerisine atmayı amaçlayan ve at üstü meziyetleri yapılmasını amaçlanan bir oyun formudur. Arkadaşlar baktığımızda şimdi şu şekilde üzerinden atmaya çalışalım. İki tane tay kazanı var değerli arkadaşlar. Şimdi dörder dörder kişilerle oynanır değerli arkadaşlar. Dört kişi tarafından oynanan bu oyunda şikar dediğimiz oğlak arkadaşlar orta alana bırakılır. <laughs> orta alana bırakılan şikar arkadaşlar buradaki at binicileri tarafından alınmaya çalışılır. Tıpkı bir basketbol gibi arkadaşlar. Oyunun başlangıcı basketboldaki hava atışı gibi arkadaşlar şikarı ortaya bırakırlar ve geri kalan kısımlar takımlar öncelikle şikarı almaya ve şikarı kendi atının üstünde e, sürmeye çalışırlar. Ve şikarı alan taraf ise arkadaşlar ne yapar? Yine basketbola benzer şekilde arkadaşlar. Karşı takımın değerli hocaların tay kazanına bırakmaya çalışır. Ne oldu? Mesela A takımı geldi şikarı aldı ve aldıktan sonra karşı takımın tay kazanına arkadaşlar şikarı koyduğu zaman puan kazanmakta ve bu şekilde arkadaşlar oyun oynanmaktadır. Ve burada özellikle fotoğraftan da görüldüğü gibi arkadaşlar şuradaki form şikar formudur ve arkadaşlar at üstündeki meziyetleri gösterir ve at ile at ile tay kazanına arkadaşlar çıkmak yasaktır değerli arkadaşlar. Oyun formu bu şekilde adlandırılabilir. Ve devam ediyoruz. Kız bölüye geldiğimiz zaman ise arkadaşlar kız bölü oyunu aslında gelin ve damat tarafından düğün törenlerinde yapılmış bir oyun formudur. Burada ne yapılır arkadaşlar? Burada da yine ne var arkadaşlar? Şikar var. Bakın Burada da yine şikar dediğimiz oğlak formu yer almaktadır. Ne olur? Gelini arkadaşlar şikarı verirler. Ve arkasından damat ve köyün delikanlıları şikarı gelinden almaya çalışacaktır arkadaşlar. Ve burası da mesela finish çizgisi. Finish çizgisine kadar eğer ki gelin arkadaşlar bunu e, ve şikarı kaybetmeden getirebiliyorsa değerli arkadaşlar başarılı sayılacaktır. Peki bu konuda biz ne elde edebiliriz? Yorum olarak aslında kadınların eski Türk spor tarihinde ne kadar önemsendiğini ve erkeklerle aynı standartlarda yarıştığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Bununla beraber bir de kol oyunu var. Arkadaşlar kız bölü ve kol bölü oyunlarının ayrıldığı çok ufak bir nüans var. Bu nüansta ise şunları söyleyebiliriz. Arkadaşlar kol bölü de Oğlak yani şikar dediğimiz kısım kafası ve bacakları kesilmemiştir. Kol bölü de canlıdır derler arkadaşlar. Şikar canlıdır derli hocalarım. Bunu unutmuyorsunuz. Bu şekilde bunların ayrımını yapabiliriz. Tekrar söylüyorum. Damat ve köyün delikanlıları gelindeki arkadaşlar şikarı almaya çalışacaklar. Gelin ise finish çizgisine kadar arkadaşlar bunu vermeden gelmeye çalışacaktır değerli hocalarım. Devam ediyoruz. Çöğen çevgan oyunu günümüz polo oyununa benzer değerli arkadaşlar. Şurada sopayı görüyorsunuz. Şu sopa arkadaşlar, sopayla beraber yerde bir top oluyor ve arkadaşlar topu kaleye sokmayı yani bir nevi at üstündeki futbola benzer bu oyuna biz ne diyoruz? Çöhen Çevgan diyoruz ve arkadaşlar geçen senelerde çıkmış olduğu soru da zaten polo'ya benzerliği ile ifade edilmişti. Canlar BG oyununa baktığımız zaman ise BG oyunu bize şunları söylüyor. Diyor ki bir kadının eşini seçmeye çalıştığı, eşini seçmek olarak adlandırdığımız oyun boyutudur. Burada ne yapılır? Arkadaşlar kadınla bir kırbaç var değerli hocalarım. Kadını bir alana bırakırlar ve aynı zamanda bu kadını evlenmek isteyen adaylarla beraber bir alanda arkadaşlar at koşturmasına izin verirler. Kadın gönlü olan bir Erkeğe karşı ne yapacaktır? Biraz daha kırbacı yavaş bir şekilde vuracaktır arkadaşlar. Hani böyle biraz daha ne olacaktır? Seni istiyorum tarzında vuracaktır. Ama istemediyse kırbaç arkadaşlar uzaklaştıracaktır. Biz bu oyun formuna ne diyoruz? BG diyoruz değerli arkadaşlar. Yani diğer anlamıyla eş seçme oyunu olarak bilinmektedir değerli arkadaşlar. Ha nasıl kodlayabiliriz? Arkadaşlar bey gel olarak kodlayabiliriz. Bey gel olarak kodladığımız bu oyun formuna biz ne diyoruz? BG diyoruz değerli hocalarım. Ve dersin bu kısmını sonlandırdığımız zaman bunlar arasındaki farkları zaten arkadaşlar ayrı noktalarını söyleyeceğim. Kız kovar oyunu diğer adıyla bike oyunu. Kız kovar oyunundayız arkadaşlar yine kırbaç var. Ve arkadaşlar kız ve erkek dört nola at sürerken arkadaşlar kırbacı dokunduğan kişi kız olsa ya da erkek olsa fark etmiyor. Kırbacın dokundurduğu kişi o kişiye hediye almak zorundadır değerli arkadaşlar. Oyun mantığında bu var. Ne yapacaktır mesela? Atla süren kişi arkadaşlar kamçısıyla dokunursa onu esir almış ve arkadaşlar esir aldığı için de o kişinin ona hediye alması gerektiğini gösteren bir oyun formudur. Arkadaşlar Türkmen kökenli bir oyun olduğunu unutmuyorsunuz. Kız kovar oyunun. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bu bölüme girmeden önce bu e, oyunlarla ilgili bazı ayrım noktaları var. Mesela gökbörü ve kızbörü arasındaki en önemli ayrım şu. Gökbörü de bir düğün törenlerinde gerçekleşmesi beklenemez. Ve aynı zamanda Gökbörü'de de kadın figürüne pek fazla rastlanmaz değerli arkadaşlar. Ama ne var? Mesela ikisinde de şikar var hem gök de hem kız bölüde şikar kavramı yer alacaktır. Ancak bu şikar düğün törenlerinde ve kadın ve erkek arasında yapılıyorsa biz buna ne diyoruz? Arkadaşlar kız bölü diyoruz ancak bir takım halinde yapılıyorsa bu oyuna biz ne diyoruz? Gök bölü diyoruz. Yine kız ile BG arasında bir durum var arkadaşlar. BG'de kırbaç var kız bölüde ise arkadaşlar kırbaç yok. Ne var arkadaşlar? Şikar var. Arasındaki benzerlik durumları nedir? Düğün törenlerinde yapılıyor olması ve kız ve erkeğin beraberinde yapılan bir oyun olduğu için. Peki, BG ile arkadaşlar kız kovar oyuna baktığımız zaman ikisinde de ne var? İkisinde de kırbaç var değerli arkadaşlar. Bakın BG'de kırbacın işlevi, görevi eş seçmekken kız kovar oyunundayız arkadaşlar. Esir almak ve esir alındığında da hediye olarak arkadaşlar bir şeyler sunmaktır. Kız kovar oyunu ile BG oyunu arasındaki en önemli fark da bunlardır değerli arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Arkadaşlar kayak dediğimiz kısımda kayaklar eski Türklerde daha çok av törenleri için kullanılan bir kavramdır. Av törenleri için yapılır ve bize arkadaşlar aslında kaya biz eski Türklerde çana diyoruz arkadaşlar. Hatta kızak dediğimiz bir kavram var. Kızak görürseniz arkadaşlar biz buna ne diyeceğiz? Çanak diyeceğiz değerli arkadaşlar. Kıza eski Türklerde çanak denirmiş değerli hocalarım. Ve cundilik olarak adlandırdığımız şu kavramı ise biz ne diyoruz? At biniciliği. Daha doğrusu hünerli at biniciliği olarak adlandırdığımız bir bölümdür. Ve bazı kaynaklarda hani soru bankalarında sık sık duyabileceğimiz oyunların da arkadaşlar çoğunu e, getirmeye çalıştık. Er eriş oyunu arkadaşlar Kırgız ve Kazak Türkleri tarafından at üstündeki güreş olarak kodlanır. At üstündeki güreşe biz ne diyoruz? Er eriş diyoruz değerli arkadaşlar. Karaguni arkadaşlar eski Türklerde saklambaç olarak bilinir. Çalışçı Divan Lügati Türk'te güreş olarak arkadaşlar bilinir. Pijura boks olarak bilinir. Mangala zaten günümüzde de oynanan bir oyun. Bir zeka oyunudur. Seyirtme ise arkadaşlar bir nevi koşudur değerli arkadaşlar. Bununla beraber arkadaşlar ayak topu ve tepük. Şimdi eski Türklerin tarihine baktığımız zaman bakın alay topu var ayak topu var bir de tepük var. Bunlar arasında bazı ayrımlar var değerli arkadaşlar. Bakın öncelikle tepük bizim için futbol mudur hocam? Tepük arkadaşlar futbol değildir. Anadolu Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu arkadaşlar kaynaklarda tepük badminton olarak adlandırılır. Daha doğrusu benzerliği badminton'a benzerliğiyle çağrışır. İşte tepük arkadaşlar oyundaki top şu şekildedir. Gördüğünüz üzere badminton topuna daha çok benzediğinden dolayı badminton'a benzemesiyle arkadaşlar vurgulanır. Ayak topu ise arkadaşlar günümüz futbol oyununa daha çok benzer. Osmanlı'daki alay topu ise ağır topların arkadaşlar belli bir mesafeden daha uzak bir mesafeye atılması olarak adlandırılır değerli arkadaşlar. Peki soru içerisinde bakın değerli arkadaşlar soru içerisinde eğer ki futboldan bahsediyorsa yani tepüğün Futbolamı badminton'a benzediğinden bahsediyorsa değerli arkadaşlar Eğer ki şıklarda badminton yok ise değerli arkadaşlar cevabı futbol olarak verebilirsiniz çünkü kaynaklar arasındaki istisnai bir durumdan dolayı değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar olimpiyat tarihine gireceğiz. Olimpiyatlar biliyorsunuz ki 2022 KPSS sınavında 3 tane sorunun geldi ve aslında spor tarihinde en fazla Kaynağın bulunduğu, en fazla kaynağın bulunduğu alandır değerli arkadaşlar. Olimpiyatlar. Olimpiyatlara geldiğimizde hemen başlıyorum. Canlar bakın, hani herkes söylebilir. Olimpiyatlar antik olimpiyatlar ve modern olimpiyatlar olarak bilinirler. Peki hocam antik olimpiyatlardan ta 1894 yılına kadar yapılmış olan bu sürecin tamamına biz antik olimpiyat mı diyeceğiz? Arkadaşlar bunu bu şekilde ifade edemeyiz. Neden? Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar ben bu dönemi 3'e ayırıyorum derli hocalarım. Bakın birinci dönem antik olimpiyat süreci yaklaşık olarak 1169 yıl sürmüştür derli hocalarım. Ve bu süren yıldırım içerisinde yaklaşık olarak 1503 yıl olarak adlandırdığımız dönemde yani bu dönemin adı nedir arkadaşlar? Yarı unutulmuş dönemdir. Yarı unutulmuş dönemde yaklaşık olarak 1503 yıl boyunca olimpiyatlar yapılamıyor. Biz ondan dolayı buraya ne diyoruz? Yarı unutulmuş dönem diyoruz. Ve 1503 yıl sonra değerli arkadaşlar ne olacaktır? 1894 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kurulmasıyla beraber 1896'da arkadaşlar ilk olimpiyatların yapılma durumuna biz ne diyoruz? Modern olimpiyatlar diyoruz değerli arkadaşlar. O zaman olimpiyatları biz 3 ana başlık altında inceliyoruz değerli arkadaşlar ve devam ediyoruz. Canlar, antik olimpiyatlar sürecinden bir bahsedecek olursak Öncelikle sadece bir gün sürmüş arkadaşlar olimpiyatlar. Sadece bir gün sürer ve daha çok stat yarışmaları olarak devam eder canlar bu. Sonraki zamanlarda 6 güne falan çıkmıştır. İşte 5. gün özellikle müsabakaların yapıldığı gün, işte 1. gün daha çok yeminlerin yapıldığı günler olarak bilinir. Ve bu antik olimpiyatlarda önemli kavramlarımız var. Canlar bakın 700 milattan önce 776 yılında yapılmış bu olimpiyatlarda çok önemli kavramlar var. Mesela en önemli spor branşı olarak yani temel olimpiyatların temel branşı olarak adlandırdığımız branş 192 metre koşudur değerli arkadaşlar. Öncelikle sadece ne yapılıyordu? 192 metre koşular yapılıyordu değerli arkadaşlar. Ve bu 192 metrenin koşuların önemi nedir? İşte burası çok önemli. Canlar bakın 192 metre koşuyu kazanan kişi direkt olarak olimpiyatın adını alacağı kişidir. Mesela milattan önceki 776 yılındaki olimpiyatlarda arkadaşlar 192 metre koşuyu kazanan kişi Koreobus'tur değerli arkadaşlar. Koreobus 192 metre koşuyu kazandığı için otomatikman arkadaşlar biz ilk olimpiyatlara yani milattan önce 776 yılındaki olimpiyatların adına biz ne diyoruz? Koreobus olimpiyatları diyoruz. Peki buradan gelebilecek farklı sorulara bakacak olursak. En temel yani olimpiyatlarının adını aldığı branş 192 metre hız koşusu. İlk olimpiyatı kazanan 192 metre koşusunu kazanan kişi Koreobus. Yine ilk olimpiyatın adı nedir diye bir soru geldiği zaman cevap yine ne olacaktır? Koreobus olacaktır değerli arkadaşlar. Ve arkadaşlar bununla beraber olimpiyatlarda bazı önemli kavramlar var. Mesela ekeçerya. Ekeçerya dediğimiz şu kavramda arkadaşlar şöyle alalım. Ekeçerya kavramı Olimpik barışa elini uzak tutmak anlamını taşıyacaktır. Yani ne demek? Savaşın olduğu dönemlerde tamamen arkadaşlar silahın bırakıldığı ve iller arasındaki geçişin daha rahat sağlanabilmesi için konulmuş olan bir kavramdır. E unutmuyorsunuz elini uzak tutmak elini silahtan uzak tutmak olarak Adlandırılır diyoruz değerli arkadaşlar. Yine bununla beraber altis dediğimiz bir kavram vardı değerli arkadaşlar. Altis dediğimiz kavram nedir? Bu da arkadaşlar takılan zeytin yapraklarından yapılmış olan çelenge biz ne diyoruz? Altis diyoruz. Ve arkadaşlar bir de elist dediğimiz bir kavram var. Bunlar birbirine benzer. Elist ise arkadaşlar olimpiyat köyüdür değerli arkadaşlar. Elis, olimpiyat köyü olarak bilinecektir. Ve arkadaşlar hani Koreobus ilk olimpiyatın adı buna beraber efsanevi bir şampiyonumuz var. Rodoslu Leonidas arkadaşlar efsanevi şampiyon olarak bilinir. Kısa ve uzun mesafe zırhlı koşullarda 12 kez şampiyon olmasıyla biz Rodoslu arkadaşlar Leonidas'ı efsanevi şampiyon olarak alırız değerli kıymetli hocalarım. Devam ediyoruz. Ve arkadaşlar Modern olimpiyatların başlangıç sürecinde bundan öncesinde mesela olimpiyatların popülerliği sürekli yer almıştır değerli arkadaşlar. Ve yer alan bu durumda özellikle Avrupa'da ve Amerika'da bazı olimpiyat denemeleri yapılmıştır. Hani mesela Avrupa'dakiler işte bir olimpiyat denemesi yapmış bir o popülerliğin sağlanması için Amerika'da bu tür çalışmalar yapılmış. Ancak arkadaşlar Yunanistan'ın başlatmış olduğu bu olimpiyat serüvenini başarıyla atlatamamışlardır değerli arkadaşlar. Ve sonrasında 1894 yılında Paris'in Sorbonne Üniversitesi'nde arkadaşlar Kubertin yoluyla, Kubertin aracılığıyla değerli arkadaşlar Olimpiyat Komitesi kurulmuştur. Ne zaman kuruldu? 1894 yılında kuruldu değerli arkadaşlar. Ve bu kurulduktan sonra Canlar yaklaşık olarak 2 yıl sonra 1896 yılında ilk olimpiyatlar yapıldı. Atina olimpiyatları yapıldı. Buna beraber bu komitenin almış olduğu bazı kararlar var. Mesela hani antik olimpiyatlara katılma şartları var derler arkadaşlar. İşte çıplak yarışacak olunması, işte anne babasının belli olunması, işte Yunanlı olunması, herhangi bir suçak karışmamış olması, işte olimpiyat köyünde çalışmış olması. Bu tarzlar arkadaşlar mesela 9 ay antrenman yapmış olması gibi şartlar vardı Antik olimpiyatın şartlarında. Ancak modern Olimpiyatlar ise şöyle bir süreç ilerlemiştir. 4 yılda bir yapılması gerekildiği karar olarak alınmıştır. Ve sadece Yunanlar değil arkadaşlar tüm dünya sporcuların katılmasını arkadaşlar istemiştir. Ve yine yarışma programları ne olacaktır arkadaşlar? Günün sporlarını içerecektir. Mesela güncel bir spor branşı çıktı. Atıyorum mesela bocce. Boçya branşının arkadaşlar ülkece yayılması sonrasında 25 tane ülkenin onaylı olması gerekiyor. Yayıldıktan sonra arkadaşlar bir olimpik branş olarak karşımıza çıkacaktır. Hani mesela 2020 Tokyo olimpiyatlarında bazı spor branşları eklendi. Mesela karate gibi. Mesela arkadaşlar tırmanış gibi. Mesela sörf gibi arkadaşlar. Bunlar olimpiyata kazandırılan yeni branşlar arasında yer alacaktır diyoruz. Bakın burada önemli bir durum var. Diyor ki sadece büyükler katılacaktır. Olimpiyatların ilk başlangıcındaki karar şu şekilde. Sadece büyüklerin olimpiyatlara katılabileceği söylenmiş. Ama sonraki zamanlarda yaş farkı arkadaşlar düşünülmemiş. Büyükler küçükler diye ayırt edilmemiş. Zira antik olimpiyatlarda hani çocuk oyunları ve yetişkin oyunları olarak geçerken artık modern olimpiyatlarda böyle bir ayrım yapılmamış. Herkes yarışabilir hale gelmiştir değerli arkadaşlar. Zira mesela 14 yaşında 15 yaşında bir olimpik sporcu bir cimnastikçi kadın da olabilir. İşte 35 yaşında bir kadın da olabilir. Yaş farkının olmadığını görebilirsiniz. Amatörlük kuralları geçerlidir. Amatörlük kurallarından kasıt şu canlar. Yani karşılığında belli bir maddi çıkar elde etmemek aslında bizim için önemli. Peki bu ne demek? İşte olimpik sporcular para almıyor mu ya da bunu para karşılığında yapmıyor mu? Burayı bir sorgulamak lazım. Canlar bakın olimpiyat komitesi tarafından hiçbir sporcuya ekstra bir maddi kazanç elde edilmiyor. Komite kimseye bir para ödemiyor. Peki bu parayı nereden kazanıyorlar? Bu parayı arkadaşlar o olimpiyat ülkesi yani mesela e, madalya alınmış kimse arkadaşlar o ülkenin ona yardım yapmasıyla bilinir. Mesela işte diye der ki Rıza Kayalp işte 15 tane tam altın. Ya da mesela işte tahakkül işte bir tane daire şeklinde. Bunlar aslında arkadaşlar komitenin değil, yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kazandırmış olduğu bir meblağ değil. Tamamen ülkelerin kazandırmış olduğu bir meblağ olduğu için komitenin kararı nedir arkadaşlar? Amatörlük kuralları esastır. Ve arkadaşlar diyor ki, olimpiyatlar gezici bir şekilde olacak ve her olimpiyat arkadaşlar başka bir ülkede olması gereklidir demiş. Bakın dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Arkadaşlar, Antik olimpiyatlarda sadece erkekler katılabilirken hatta mesela Hera olimpiyatları falan yapılmıştır sadece kadınlar için. Modern olimpiyatlarda erkekler ve kadınlar katılabilir diye bir ibare yoktur. Bakın bu çok önemli. Burada erkekler de ya da kadınlar da katılabilir diye bir ibare yok. O zaman şunu unutmayın arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Hani 1896 olimpiyatlarına mesela kadınlar katılamamıştır. Ve Kubertin aslında olimpiyatın temelinde hazırlarken kadınların katılmaması gerektiğini önermiştir. Ancak bu tepki gördükten sonra 1900 Paris olimpiyatlarına kadınlar ilk defa katılmıştır değerli arkadaşlar. Ve buradaki esaslara baktığımız zaman da kadınların katılabileceğiyle ilgili bir esas ilk olimpiyatlarda modern olimpiyatların kurulunda arkadaşlar yoktur. Dikkat etmemiz gereken bir konu. Ve olimpiyatların simgeleri ve amellerine bakacak olursak şunları söyleriz. Olimpiyat ateşi Olimpiyat ateşinin en önemli amacı sürekliliği sağlamaktır. Bakın bu konuda yine hangi hangi olimpiyat ateşi ne zaman kullanıldı ya da ilk ne zaman kullanıldı ile ilgili bazı istisnai durumlar var. Şunları söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki değerli arkadaşlar bakın Olimpiyat ateşi yakılma kararı 1928 Amsterdam'da alındı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu kaynaklarda direkt olarak şu yazar. İlk olimpiyat ateşi 1936 Berlin olimpiyatlarında yakıldı. Nokta. Bu bizim için yeterli bir bilgidir. Ha detaylandırmak istiyorsak da en azından bilgi sahibi olalım diye şunları söyleyebiliriz. 1928 Amsterdam olimpiyatlarında kararı alındı. Sadece ateş yakıldı o bölgede. Ancak değerli arkadaşlar 1936 yılında ateşin yakılmasının yanı sıra asıl temelde ne var mesela? Ülkeden ülkeye arkadaşlar bir meşale taşınması var. Mesela asıl e, ateşin kültürünü bu oluşturur. 1936'da meşale taşınma olayı yer almışken ateşin aslında ilk yakıldığı yer 1928 Amsterdam'dır. Ancak sizin karşınıza ateş ilk olimpiyat ateşi ne zaman yakıldı diye bir soru gelirse arkadaşlar 1936 Berlin diyeceksiniz kararını sorarsa değerli arkadaşlar olimpiyat kararını sorarsa biz de buna 1928 Amsterdam diyeceğiz. Çok özür dilerim. Devam ediyoruz. Arkadaşlar olimpiyat bayrağına baktığımız zaman da bakın olimpiyat bayrağı ilgili yanlış bir algı var. Hani işte farklı farklı renklerden oluşan bu olimpiyat bayrağında şunu söyler bize. Der ki mesela her rengin farklı bir kıtayı temsil ettiğini savunur mesela bazı kaynaklar. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. Olimpiyat bayrağındaki arkadaşlar halkalar Bakın doğru. Halkalar bir kıtayı temsil eder. Bütün halkalar arkadaşlar bir kıtayı ve kıtaların bütünlüğünü temsil eder olimpiyatlarda. Ancak işte mesela siyah renk Afrika'yı temsil eder. Arkadaşlar bir defa bunun olması mümkün değildir. Her şeyin ötesinde bir ırkçılık göstergesidir derler arkadaşlar. Bundan dolayı olimpiyat renkleri işte mavi Avustralya yok işte siyah Afrika bu şekildeki bir algı yanılgıdır arkadaşlar. Bu doğru bir bilgi değildir. Arkadaşlar nedir? O renklerin temel mantığında şu var. Olimpiyat bayrağındaki renkler olimpiyata katılan ülkelerin bütün ülkelerin bayrak renklerini temsil eder. Kıtaları temsil etmez. Tekrar söylüyorum bayrak renklerini temsil eder derler arkadaşlar. Bu neyi temsil etmez? Buradaki kıtaları temsil etmediğini bilmemiz gerekiyordur. İlk olarak ne zaman kullanıldı? 1920 Anvers'te kullanıldı derler arkadaşlar. olimpiyat slogan olarak bilinen derler arkadaşlar. Situs, Altus ve Fortus olarak adlandırdığımız bu kavramlarda ise şunları unutmayın. Rahip Didon tarafından bulunmuştur. Kuberti'nin arkadaşıdır arkadaşlar. Rahip Didon tarafında bulunmuştur. Ve kodlamayı şu şekilde yapabilirsiniz. Situs çitadan aklınıza gelebilir. Çitus sit, e, daha süratli. Çitalar ne olur? Daha süratli olur. Situsa biz daha süratli diyoruz. Aklımıza nereden gelecek? Arkadaşlar çitadan gelebilir. Alt üst arkadaşlar alttan yükseğe. Alttan yükseğe. Alt üst daha yükseğe formu taşıyacaktır. Ford arkadaşlar Ford arabalardan aklımıza gelsin. Bu da daha kuvvetli anlamı taşıyacaktır. O zaman değerli arkadaşlar şu şekilde ifade edebiliriz. Diyoruz ki olimpiyat sloganı Situs, Altus, Fortus. Situs daha süratli, Altus daha yüksek, Fortus daha kuvvetli olarak adlandırabiliriz. Ve Rahip Lidon tarafından bulunmuştur değerli arkadaşlar. Olimpiyat yemini ise arkadaşlar şu şekilde bir taslak içerir. Öncelikle işte herkes yalnız başına yemin eder. Sonrasında işte bir ülkeyi temsilen bir kişi arkadaşlar o ülke adına yemin eder. En sonunda ise bütün ülkeleri temsilen bir kişi arkadaşlar olimpiyat yeminini eder. Ve olimpiyat yeminini ilk yapan kişi kimdir arkadaşlar? Victor Boyin derli arkadaşlar. Victor Boyin ilk olimpiyat yeminini yapan kişidir değerli arkadaşlar. İlk defa ne zaman kullanıldı? 1900 Anvers'te kullanıldı. 1920 Anvers'te kullanıldı değerli arkadaşlar. Olimpiyat yemini. Olimpiyat ödüllerine baktığımız zaman da canlar öncelikle şu var. Bakın 1904 yılına kadar olimpiyatlar sadece birinciye ve ikinciye ödül verilirdi. İşte birinciye gümüş, ikinciye ise bronz madalyalar verilirdi. Sonraki süreçte arkadaşlar 1904-1905 zamanlarından sonra şu şekilde oldu. Birinciye arkadaşlar ne verilirdi? Altın madalya, ikinciye gümüş madalya, üçüncüye bronz madalya ve aynı zamanda birinciye, ikinciye, üçüncüye hem madalya hem de bir katılım diploması verilirdi. Dördüncüye, beşinci ve altıncı kişilere ise arkadaşlar madalya verilmezdi. Sadece diploma verilirdi değerli hocalarım. Bunu unutmuyorsunuz. Özellikle birinci, ikinci, üçüncüye hem madalya hem diploma. Ve arkadaşlar dördüncü, beşinci, altıncı kişilere ise ne verilirdi? Arkadaşlar bunlara ise sadece diploma verilirdi değerli arkadaşlar. Organizasyon yapısına geldiğimiz zaman ise canlar Uluslararası Olimpiyat Komitesi öncelikle resmi dili İngilizce ve Fransızcadır. Ve merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde yer alacaktır değerli arkadaşlar. Ve burada özellikle arkadaşlar bir de olimpik değer olarak adlandırdığımız bir kavram var. Burada kullanmış olduğumuz kodlamaya biz Mustang arabaları arkadaşlar hepiniz bilirsiniz. Mustang arabaları nedir? Mas kavramıyla arkadaşlar. Buradaki masla bağdaştırma yapabilirsiniz. Mustang mükemmel bir arabadır. Ve Mustang'iniz varsa zaten arkadaşlık ilişkileriniz gelişmiştir. Ve arkadaşlar Mustang'iniz varsa zaten toplum tarafından saygı gören bir yapıya sahipsinizdir. Bu şekilde ne diyeceğiz? Olimpik değer, mükemmellik, arkadaşlık ve saygı. Ve arkadaşlar bizler bunları mas olarak kodluyoruz. Değerli arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle ve arkadaşlar kendinize iyi bakın.